Asos Dostları Sivil Girişimi yayınladığı bildiriyle Çanakkale'nin kırsal bölgelerine yönelik sayıları 400'ü bulan ekoturizm imar değişikliği taleplerinin yarattığı tehlikeye dikkat çekti. Tarımsal arazilere inşaat ruhsatı verilmediğini, bu sebeple bazı firma ve kişilerin ekoturizm planıyla imar değişikliği alarak lüks villa ve site satışı yapmaya başladıkları ifade edildi. Asos Dostları Sivil Girişimi yaptığı açıklamada, Çanakkale il genelinde özellikle Ayvacık bölgesinde sayısı 400'ü bulan ekoturizm imar planı değişikliği talebi olduğunu açıkladı. Asos Dostları Sivil Girişimi'nin açıklamalarını adeta doğrularcasına Çanakkale Genel Meclisi'nden peşi sıra ekoturizm imar planı değişiklikleri geçti. Bir proje izin beklemediği için çalışma başlattığı gerekçesiyle diğer projenin üzerinde ise halen tarımsal faaliyet yürütüldüğü için reddedilirken bu iki proje için Çanakkale Valisi İlham Yaktaş'ın girişimde bulunduğu ve planların yeniden görüşülmesi için meclise iade ettiği görüldü. Daha önceden turizm planı bulunan iki arsanın da ekoturizm imar planı değişikliği talebinde bulunduğu görüldü. Asos Dostları Sivil Girişimi yayınladığı bildiride, Çanakkale 18 Mart Köprüsü'nün yapılması gündeme geldiğinden bu yana özellikle köprü ve bağlantı yolları yapımının ilerlemesine koşut olarak bölgeye ulaşımın kolaylaşacağı öngörüsü, bölgeyle ilgili rant beklentilerini artırmıştı. Bölgeyi son dönemde en fazla tehdit eden yapılaşma türüne ise hiç hak etmediği halde ekoturizm sıfatı yakıştırılmaktadır ifadelerini kullandı.